Bir statistik yapıldı İngiltere'de 1,5-2 sene evvel. Belki hoşlanmayacak Türk erkekleri duyunca ama orada da müthiş bıyık salgını Avrupa'da var. Yapılan istatistik Avrupa'da veyahut İngiltere'de de içinde tabii çoğunlukla bıyık uzatanların homoseksüel olduğu. Yani homoseksüellerin bıyık uzattığı. Vallahi şey değil bu. Faraziye değil, istatistiksel. Yazılı yani, malumat. Okudum. Ahmet Kaya bugün çok hastaydı. Mide kanaması geçirmiş dün akşam. Ama konu bıyık olunca yataktan kalkıp geldi. Ciddi misin? Şimdi Leyla Hanım'a ne diyorsun? Kızıyordur herhalde. Yok, ben aslında kızmıyorum. Yalnız Türkiye'de yaşayan bir insanın, Türkiye'li bir insanın fiziğini, durumunu, yaşam biçimi ve ekonomik koşulları belirler. Ve bizim insanlarımızın estetik anlayışı Avrupa'daki diğer insanlara nazaran farklıdır. Yani insanlar bıyık bırakmayı sever, aynanın karşısında durmayı sever. Fakat ben çağdaş görünümlü bir insanın fiziğinde değil de çağdaş insanın çağdaşlığının beyninde olduğunu inanıyorum. Bıyıkla çağdaşlık olmaz, böyle şey yoktur. Ve bir de ben berberi sevmiyorum. Ve eskiden beri bildiğim bir laf vardır, çok sevdiğim. Biraz önce hanımefendi dedi ki homoseksüeller bıyık uzatıyorlar. Oradan çağrışımı yaptı, aklıma geldi. Her zaman bir laf vardır söylenir. Derler ki 40 yıl yağmur yağsa işlemez mermere, sen ol güvenme ibne ile berbere. Şimdi hal ve durum böyleyken ona da katılmıyorum ayrıca ama şimdi, neyse. Tabii bu anlayış ama meselesi. Ama bakın bir şey söyleyeceğim, siz çağdaşlıktan bahsettiniz. Ben size çağdaş kelimesini kullanmadım ki bıyık uzatanlar çağdaşlık. Şimdi siz Avrupalı insan diye örneğini verdiniz. Mesela niye Orta Doğulu insan örneğini vermediniz? Hayır, Iraklı, mesela Suriyeli, hayır, bilmem ne. Neden İngiltere yani? Hepsi rahatsız ediyor. Ya İngiltere benim erkeğinin bıyık dolup olması yönetme mesele değil. İngiltere erkeğinin %99'u ibne zaten. Yani ona gerek yok. Şimdi teşekkür ederim. Hayır, ona da katılmıyorum. Hiç peki Ahmet Kaya, bu bıyık erkeklik sembolü mü? Türkiye'de pek çok kişi bıyığını kestir dediği zaman sanki erkeklik konumuna dokunulmuş ya, gibi rahatsız oluyor. Ya tabii ki gözüm, erkeklik sembolü. Yani sen kadınların bıyık bırakmasını düşünebiliyor musun? Yani şimdi neyin, yani kadınların da sembolü olabilirdi diye bir örnek verilemez zaten. Ama bana şunu da söylenebilir. İnadına, kadınların inadına bıyık bırakıyorum, onlar bırakamıyorlar diye. Bu da bir anlayış. Sen iyice bunu erkeklikle bütünleşiyorsun. Valla işin o yanını savunuyorum, seviyorum. Yalnız bu kadınlara karşı olmak anlamında değil. Her zaman söylüyorum, bu bıyıklarımı kestirmeyeceğim size. Çünkü sinirlendiğim zaman yiyecek başka bir şey bulamıyorum. Parmaklarımı yiyecek halim yok herhalde yani. Ama söylüyorum, eğer bıyıklarımı kesersem yapacak bir tek şeyim kalacak. Benim kendi adıma konuşuyorum. Enteri giyip beyolunu süpürürüm.